Sevgili öğrenciler, Devran Koleji'nin Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinden bahsedeceğiz. Temsil eğitim, yani biliyorsunuz Bakanlar Kurulu hükümet görevini üstleniyor demiştik. İstanbul'da açılacak olan Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip etmek için Ankara'ya geliyor. Mebusan Meclisi hatırlayalım Osmanlı Devleti'nin meclisiydi ve Amasya görüşmesi sırasında Mustafa Kemal'in kabul edilen tek isteğiydi. Mebusan Meclisi'nin açılacak olması. Yapı, seçimler yapıldı ve Mebusan Meclisi İstanbul'da açıldı. Mustafa Kemal de İstanbul'daki me meclis çalışmalarını incelemek amacıyla takip etmek için... Ankara'ya geldi. Ankara'nın tercih edilme sebeplerine baktığımızda halkının Ankara halkının milli mücadeleyi destekliyor olması. Ankara'nın İstanbul'a yakın olması işgal edilmemiş olması Merkezi bir konumda bulunması. Anadolu'nun merkezinde olması Batı cephesine yakın olması bunu söyleyebiliriz. E, artı e, yine Ankara'dan e, ulaşım yönünden de e, işte demir yolları e, ağı geçmekteydi Ankara'dan. Bu da önemli ulaşım imkanlarının iyi olması işte haberleşme imkanlarının iyi olması telgraf hatlarının geçtiği bir yer. Ama hemen burada şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, Ankara'nın merkez seçilmesinde Ankara'nın e, gelişmişliğinin bir etkisi yoktur. Ankara başkent olduktan sonra gelişmiştir. Osmanlı döneminde oldukça sönük bir kasaba niteliğindeydi. Ee, Mebusan Meclisinin açılması e, dediğimiz gibi halkın seçtiği Osmanlı Meclisiydi. Ee, ve Amasya görüşmesi sırasında da serbestçe seçimler yapılması ve toplanması kararlaştırıldı. Şimdi e, bir işgal ortamı söz konusu Anadolu'da. İtilaf devletlerinin işgali var. E, serbestçe seçimler nasıl yapıldı ve bu meclisin açılmasına itilaf devletleri nasıl izin verdi gibi bir e, soru aklınızda belirebilir. İtilaf devletleri bu meclisin açılmasına ses çıkarmadılar. Çünkü eninde sonunda e, bu meclise istediklerini yaptırabileceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden meclisin açılmasında herhangi bir e, sakınca itilaf devletleri görmemiştir e, çocuklar. E, seçimler yapılıp da e, mebusal meclisi açılacağı sırada Mustafa Kemal her ne kadar kendisi de e, seçilen mebuslar arasındaydı aslında mebusal meclisine gidebilirdi. Fakat hakkındaki e, tutuklama kararından dolayı İstanbul'a gitmeyi güvenli bulmadı. Ama Ankara'da bir toplantı yaptı ve e, İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nin çalışmalarına gidecek olanlardan isteklerde bulundu. Bu isteklere baktığımızda, e, Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'ne başkan olarak seçilmek istendi. Buradaki başkan olmak isteği işte makam mevki sahibi olmak için değil, eğer İstanbul'u çünkü Mustafa Kemal güvenli bulmuyor, eğer meclis kapatılırsa meclis başkanı sıfatıyla Mebusan meclisi başka bir yerde açabilirdi. Bu düşüncedeydi. İkincisi ise mecliste müdafaa hukuk grubu kurulmasını istiyordu. Çünkü milli mücadeleyi destekleyen milletvekillerinin Birlikte hareket etmesini istemişti. E, bu düşüncesi de olmayacak. E, Felah-ı Vatan e, grubu kurulacak. E, Atatürk'ün bir isteği ise Erzurum ve Sivas kongresi kararlarının kabul edilmesidir. E, Sivas artı Erzurum kongresi kararları zaten misak-ı milli e, kararları diyoruz e, ve bu isteği kabul olacak. E, Mevulsan Meclisi gizli oturumla misak-ı milli kararlarını kabul edecektir. Peki misak-ı milli nedir? Misak-ı millinin kelime anlamı milli yemin, milli ant anlamına gelmektedir. Meclis her ne kadar e, çok da bağımsız çalışamasa da görmüş olduğunuz gibi resimde de e, Mebusan Meclisi'nin hemen karşısında İngiliz donanması var. E, rahat çalışamıyor olsa da Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'deki gizli toplantısında Misak-ı Milli'yi kabul etmiştir. Şimdi Misak-ı Milli'de neler var? Misak-ı Milli kararlarını ben... çocuklar dört başlık altına toplayabiliriz. Yani daha rahat ezberleyebilmemiz için sınırlar, Kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar. Boğazlar. Ve azınlıklar konuları var. Konuları bunlardır. Azınlıklar. Misak-ı milli e, kararların, kararları dört başlık altında toplanabilir. Sınırlar, kapitülasyonlar, boğazlar ve azınlıklar. Ee Misak-ı Milli milli mücadelemizin yol haritasıdır. Yani hangi sınırlarda yeni devlet kurulacak? E, hangi neler e, sınırlar neresi olacak? Bunların hepsi belirtilmiştir. Şimdi gelin bunlara bakalım. Misak-ı Milli e, kararlarına Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Şimdi şunu hatırlayalım. Dört tane başlık altında toplamıştık biliyorsunuz misakı milli kararlarını. Bu hangi başlık başla alırız bu maddeyi? Sınırlar başlığını alırız çocuklar. Burada sınırlardan bahsedilmiş. Yani 30 Ekim 1918. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı tarihte işgal edilmemiş olan yerler ayrılmaz bir bütündür diyor. İkinci maddeye bakalım. İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerini kendileri karar vermelidir. Şimdi burada da yine sınırlar e, kategorisine yani başlığı altında bu maddeyi söyleyebiliriz. Burada da Wilson ilkelerine uygun hareket edilmiş. E, şöyle hatırlamamız gerekirse Wilson ilkelerinde kim nerede çoğunluktaysa orada kendi devletini kursun e, deniyordu. Üçüncü maddeye baktığımızda, Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Burada da yine bir bölgeden sınırlardan bahsedilmiştir ve tabii burada halk oylamasını istememizin nedeni buradaki Türk çoğunluğa güvenmemizdir. Burada zaten Türkler çoğunlukta halk oylaması yapılması bir sakınca yoktur diyoruz. Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla. E, belirlenmelidir. E, burada ise e, çocuklar e, yine sınırlar çünkü bir bölgeden e, bahsedilmiş burada da. Şimdi Misal milli de e, görmüş olduğunuz gibi buraya kadar saydıklarımızı bir sınırlar başlığı altında topladık. Ve eğer e, misak-ı milli, e, misak milli tam olarak gerçekleşmiş olsaydı sınırlarımız ekranda görmüş olduğunuz gibi olacaktı. Fakat misak-ı milli kararları tam olarak gerçekleşmemiştir. Bunun da kanıtı e, görmüş olduğunuz gibi ekranda da e, bu sınırlara ulaşamamamızdır. E, devam edelim misak-ı milli kararları devam ediyor. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretine açılmasına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar verecektir. Burada da boğazlar başlığı altında bunu toplayabiliriz. Boğazların güvenliği. Bir diğeri azınlıklara verilecek haklar. İşte azınlık derken Osmanlı vatandaşı gayrimüslimleri kastediyoruz. Komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacak. Burada da e, devletler arası iş, e, eşitlik, uluslararası eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır. Burada tanımın yapılan kapitülasyondur çocuklar. Ticari ayrıcalık e, bazen e, deneme sınavlarında kapitülasyon kelimesini direkt vermez. E, bu şekilde tanımını size verir. Sizin anlamanızı ister bunun kapitülasyon olduğunu. O yüzden e, bu tanımı bilmenizde fayda var. Yani siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır denirken bunun kapitülasyon olduğunu anlamamız gerekiyor. Milsal milli'nin önemi ne? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlardır. Burada e, çocuklar e, son dememizin nedeni e ee, bir daha toplanmayacak bu mebusan meclisi. O yüzden son Osmanlı Mebusan Meclisi diyoruz. Sınırlarımızın neresi olacağı belirlenmiştir. Tam bağımsızlığa vurgu yapılmıştır. İlk defa kapitülasyonlar reddedilmiştir. Uluslararası eşitlik ilkesi, hani azınlıklarla ilgili olan madde e, azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar haklar verilecekti Ve İstanbul'un işgaline neden olmuştur çocuklar. Misak-ı milli kararlarının kabul edilmesi. Misak-ı milli dediğimizde aklımıza hemen bağımsızlık, milli bağımsızlık gelmelidir. Unutmayalım. Misak-ı milli dediğimizde bu aklımıza gelecek. E, İstanbul maalesef işgal edilecek. E, ve e, tabii en fazla işgal altında kalan e, şehrimiz İstanbul olacak. Ali Rıza Paşa hükümeti biliyorsunuz Milli Mücadele'ye sıcak bakan bir isimdi. Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kalacak. Damat Ferit Paşa hükümeti yerine geçecek. E, biliyorsunuz e, İtilaf Devletleri'nin yanında yer alıyordu. E, emellerini gerçekleştirebilirdi. Meclisi Mebulsan ya da Mebulsan Meclisi basıldı ve milletvekillerimiz tutuklandılar. Malta Adası'na sürgüne gönderildi milletvekillerimiz. Bu da milli iradeye, milli egemenliğe saygı duyulmadığının göstergesi. Çünkü meclis dediğimizde aklımıza milli egemenlik, milli irade terimleri gelmeli çocuklar. Burada hemen tabii Atatürk'ün ileri görüşünü de biz görüyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Amasya görüşmesi sırasında Mebusan Meclisi'nin başka bir şehirde, daha güvenli bir şehirde toplanmasını istemişti ama bu isteği olmamıştı. Burada Atatürk'ün öngörüsü yani ileri görüştüğünü görüyoruz biz. İstanbul evet gerçekten de güvenli değilmiş, meclis maalesef basılmış. Evet işgallerin e, tabii halkın galyanına gelmemesi için itilaf devletleri işgalin geçici olduğunu söylüyorlar. Çünkü halkın örgütlenmesini karşı koymasını istemedikleri için. Evet İstanbul'un işgalinin ardından hükümet değişikliği oldu. Ali Rıza Paşa hükümeti yerine damat Ferit Paşa hükümeti geldi. Bazı milletvekillerimiz Malta adasına gönderildi. Meclis askıya alındı yani kapandı. İstanbul hükümetine güven azaldı çünkü artık itilaf devletlerinin e, denetimi altına girdi. Bu yüzden milli mücadeleye güven arttı. Temsil heyeti tekrar İstanbul ile bütün ilişiğini kesti. Ve e, Mebulsan Meclisi'nin kapatılması başka bir meclisin açılmasına ortam sağlamıştır. O da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ortam sağlamıştır. Mustafa Kemal... Kaçabilen Mebusan Meclisi milletvekillerini Ankara'da açılacak yeni meclise davet etmiştir. Milletvekili olarak burada bulunabilirsiniz demiştir. Evet 23 Nisan 1920'de e, tekrardan seçimler yapılarak e, milletvekili seçimleri yapılarak Büyük Millet Meclisi açılmıştır. E, dualar eşliğinde e, Büyük Millet Meclisi açılıyor. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla temsil heyetinin görevi sona eriyor. Hatırlarsanız temsil heyeti için ne demiştik biz? E, hükümet gibi görev görür demiştik hatırlarsanız. E, Amasya Genelgesi'ne fikir olarak ortaya çıkmıştı. Erzurum Kongresi'nde oluşturulmuştu ama sadece Doğu vilayetlerini temsil eder şeklinde oluşturulmuştu. Sivas Kongresi'nde ise bütün vatanı temsil eder şeklinde e, değiştirilmişti. Ama artık meclis açılınca e, görevini meclise devrediyor ve temsiliyetinin görevi sona eriyor. Egemenlik yani yönetme yetkisi halka geçmiştir. Kimden? Padişah'tan. Daha öncesinde egemenlik e, padişaha aitti. Halka geçiyor Yeni devletin temeli atılıyor ve artık ülke yönetimiyle ilgili kararlar buradan alınacak. Meclisin açılmasıyla birlikte Mustafa Kemal de meclis başkanı seçiliyor ve bir önerge veriyor. Burada hükümet kurmak zorunludur. Yani TBM'nin kurucu meclis olduğunu söylüyor. Milli mücadeleyi gerçekleştiren meclis. 23 Nisan 1920'de açılan bu meclistir ve tam bir halk meclisidir. Çünkü toplumun her kesiminden insanın olduğu bir meclistir bu meclis. O yüzden tam bir halk meclisidir diyebiliriz. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Artık bu meclisin kalıcı olacağını söylüyor. Padişah vekili atanmayacak. Yani bağımsız olarak hareket edileceğini söylüyor. Padişah'tan ayrı olarak Büyük Millet Meclisinin üstünde başka hiçbir güç yoktur. Ee, yani meclisi kim seçiyor? Halk. Yani halkın egemenliğinin üstünde hiçbir güç yok. Burada e, biz e, padişaha bir e, burada mesaj verildiğini görüyoruz. İstanbul hükümete bir mesaj verildiğini görüyoruz. Meclisin üzerinde hiçbir güç yok. Peki padişah ve halifenin durumu ne olacak? Padişah ve halife itilaf devletlerinin baskısı altında. Onlar kurtarıldıktan sonra meclisin kararına göre onlar da yerini alacak deniyor. Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme yetkisine sahiptir. Hatta ve hatta çocuklar buraya hemen ekleyelim. yargı yetkisine bile sahip. Çünkü daha sonrasında göreceğiz istiklal mahkemelerinde milletvekilleri de var üyeler içerisinde. Yasama, yürütme ve yargı bunların hepsinin meclise ait olmasına biz güçler birliği ya da kuvvetler birliği diyoruz. Demokratik bir uygulama değildir. Ama tabi e, olağanüstü şartlar yaşanıyor, e, hızlı karar alınması lazım. O yüzden güçler birliği uygulanmıştır. Aslında demokratik bir uygulama değil ama olağanüstü şartlar olduğu için güçler birliğinin uygulandığını söyleyebiliriz. Biliriz çocuklar, ilk meclisimizde. Devam edelim, meclis hükümeti sisteminden bahsedelim. Meclis hükümeti sistemi, meclis hükümeti sistemi yani hükümet meclis içerisinden seçiliyor. Meclis hükümeti sistemi nedir bu? Meclis hükümeti sistemi, bakanlar meclisin içinden seçiliyor. Ve meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı olarak kabul ediliyor. Buna biz meclis hükümeti sistemi diyoruz. Tabii günümüzde bu kullanılmıyor. O dönemde kullanılıyormuş. Cumhuriyetin ilanına kadar meclis hükümeti sistemi kullanılacak. Daha sonrasında ise kabine sistemine geçilecek Cumhuriyetin ilanıyla. Evet, TBMM'nin özellikleri neler? 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması yeni Türk Devleti kurulmuş oldu. Artık biz derslerimizde bir yandan İstanbul Hükümeti, bir yandan Ankara Hükümeti veya TBMM Hükümeti diyeceğiz. Temsil eğitinin görevi sona erdi. Artık bu görev meclise ait oldu. İstanbul Hükümeti'nin yanında TBMM açılınca tabii iki başlılık. Bir yanda İstanbul Hükümeti, bir yanda Ankara Hükümeti İlk TBM bağımsızlığı sağlamak için uğraştı. Evet her görüşten insan var ilk Büyük Millet Meclisi'nde. Biraz önce de söyledim tam bir halk meclisidir dedim. Ee, buradaki insanların ilk amacı bağımsızlığı sağlamaktır. Farklı düşünseler bile hepsini birleştiren nokta tam bağımsızlıktır çocuklar. Devam edelim. Güçler Birliği ilkesi benimsenmişti. Biraz önce anlattım. Yasama, yürütme ve yargı. Meclisin açılmasıyla egemenlik millete geçmiş oldu. Ne demek egemenlik? Yönetme yetkisinin halka ait olması demektir çocuklar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.